yani Kur'an koruyor. Kadın erkek diye mi bakar bütününe baktığımızda, insan eşitlik diye mi bakar? Diye. Kur'an'ın şimdi, ayeti yani çok açık. Yani kadınla erkek eşit şeyleri Kur'an'da. Bana göre Kur'an'da da olsun, hukukta da olsun kadın erkek eşitliği diye bir şey yok. Ha, ne var? Fener Bey? Kadın erkek hakkında adaletli olmak vardır. Bana göre adalet, eşitlik konuşmayalım, adalet konuşalım isterim. Hı. Misal, ama eşit midir? Gene değildir. Hukuki olarak ve bedensel olarak ve sosyal hayat olarak kadın daha üstündür erkeğe nitelik bence. Üstünlük güç olarak erkektedir. Ama düşünün, ayet-i kerimede demiyor mu Allah? Peygamber Efendimiz. Kadın cennet kimin ayağının altında? Annelerin ayağı altında. Bir tane erkeğin ayağının altında diye bir şey duyduk mu? Duymadık. Ya da bir tane sure var mıdır? Yoktur. Kadınlar için bir sure vardır. Cennet annelerin ayağı altındadır. Hazreti Peygamber Nisa suresi. Hı hı. Hazreti Peygamberimize geliyor ashabın bir tanesi, diyor ki ya Resulullah, men ahabbulle nasi ileyye, benim üzerimde en çok hakkı olan kimdir? Kale ümmük, annen diyor. Tümmemen bir daha soruyor. Kale ümmük. Üçüncü defa soruyor. Tümmemen diyor. Kale ümmük. En sonunda üçüncü, dördüncü kez sorunca kale bu. Yani dördüncü İşte. Kez geçiyor baba hakkı. Dolayısıyla kadın erkek eşittir diyemeyiz bana göre. Daha üstündür. Adaleti diyor. Tartışabiliriz. Ama üstünlük bakımından baktığımız zaman gerçekten kadın İslam'da çok korunmuştur, özenmiştir ve birçok hakları verilmiştir. Parantez açılacak bir konu. Yani temelde tabii ki adalettir aslı olan. Mesela işte Kur'an'da mesela savaşma yükümlülüğü erkeğe yüklenmiştir. İşte geride kalan kadınlarla beraber mi kalacaksınız? Yani burada gerçekten adalet kavramı. Eşitliğe bakmaz, adalete bakar Kur'an'da. Genel olarak baktığımızda büyük bir eşitlik de söz konusudur. Mesela ibadetler konusunda. Mesela savaştaki cihatta mesela hiçbir zaman erkeğe şu kadar vakit namaz da kadına yarısı, erkek 30 gün oruç tutacak da kadın 15 gün tutsun, erkek işte zekat verecek de kadın daha zekat versin şeklinde. Mesela erkek yani domuz eti yemesin, zina yapmasın, işte içki içmesin, adam öldürmesin ama kadınlar işte bunda daha gevşek olabilir şeklinde bir şey yok. Yani baktığımızda ibadetlerde, haramlarda kadına erkeğe aynı şeyler diyor. Ve Allah katında üstünlük Kur'an'a göre kadın takva ve erkek olmakta değildir. Takvayla. Takvadaydır. Yöneticilikle ilgili ise mesela Kur'an'daki prensip şudur. Emanetleri ehline verin prensibi vardır Kur'an'da. Kimse emaneti yapmaya ehil ona verin. Bakın. Yine ehil erkeklere vermek yani değil, kadınlara değil. Kimse o işi en iyi becerebilecek, o kişiye verme prensibini Kur'an getirmişti. O yüzden yani kadınları bundan dışlamak bana göre yanlış.